Güntay Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin havacılık ve turizm programı Airport'tan merhaba. Emirates filosundaki 120 uçağın kabinlerini yeniliyor. Airport ekibi havayolunun Dubai'deki mühendislik merkezine gidip çalışmaları yerinde inceledi. Devasa yolcu uçaklarının nasıl değiştirildiğini görüntüledi. Airport'un Berlin turu, Küçük İstanbul'u Kreuzberg, dünya saatiyle tanınan Alexanderplatz, şehrin merkezindeki Tiergarten Parkı ile sürüyor. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk. TUSAŞ tarafından geliştirilen Kaan ve Anka 3 ilk uçuşlarına hazırlanıyor. Hava Yolları kış sezonu için 2,2 milyar koltukla hizmet verecek. Formula 1'in son yarışı Etihad Airways ana sponsorluğunda koşuldu. Hava yolları filolarındaki uçakları daha uzun süre kullanabilmek için çeşitli çalışmalara imza atar. Belirli periyotlarla gerçekleştirilen bakım onarım hiç kuşkusuz bunlardan en önemlisidir. Bir diğer çalışma ise uçak kabinlerinin yenilenmesidir. Airport ekibi dünyanın en büyük kabin yenileme projesinin yürütüldüğü Emirates Mühendislik Merkezi'nde 2 katlı jumbojet Airbus A380'de yapılan çalışmaları yerinde izledi. Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, filosundaki 120 uçağı 2 milyar dolarlık bir bütçeyle yenilemeye karar verdi. Bu kapsamda çalışmalar havayolunun Dubai'deki mühendislik merkezinde başladı. Havacılık tarihi açısından önemli yenileme projesini Türkiye'den ilk olarak Airport ekibi görüntüledi. Kasım 2022'de başlayan proje kapsamında ilk olarak 63 adet Airbus A380 yenilenecek. Daha sonra 57 adet Boeing 777'nin kabini değiştirilecek. Emirates Hava Yolları'nın Airbus 380 2 katlı jumbo jetinin içindeyiz. Bu uçak yıllarca uçtuktan sonra yeniden tazelenme, değişime girmiş durumda. Tavanından penceresine, koltuklarına kadar her şeyi değiştiriyor. Bu süreç yaklaşık 6 ile 8 gün sürüyor ama genelde bütün hazırlıklar tam olunca 6 günde içindeki first, business ve ekonomik klas koltuklarla beraber bir de bu uçakta premium ekonomik koltuklar var, arkamda görüyorsunuz, yerleştiriliyor ve uçak yeniden üretilmiş gibi, sıfır bir uçak gibi tekrar servise verilecek. Mühendis ve teknisyenlerden oluşan ekipler uçağın tüm kabin içini parçalara ayırdıktan sonra dikkatle planlıyor ve test edilmiş bir sırayla tekrar bir araya getiriyor. Binlerce parça çıkarılıyor, değiştiriliyor ya da makyajlanıyor. Airbus 380'in üst katındayız. Bulunduğumuz yer First Class bölümü. Arkada da Business var. Üst kat tamamen First ve Business ayrıldığı için burada daha özenli davranılmış. Deri koltuklar var. İçeride duş bölümü var. Bunların hepsi yenileniyor. Camlarda bu sefer Emirates hem camlarda hem First ve Business Class oturma ve yaşam alanlarında ahşap tonları tercih etmiş ve uçağın kabini baştan sona değişmiş. Yeni bir uçak olarak yeni tasarımla, yeni dizaynla ve yeni renklerle First ve Business yolcularıyla buluşacak. Eğitimli ekipler her uçak için tutarlı bir süreç uyguluyor. Yeni uçaklarda premium ekonomi hizmeti de yer alacak. Bu kapsamda A380'lerin ana güvertesinin ön tarafındaki 88 ekonomi koltuk kaldırılıyor ve yerlerine 56 premium ekonomi koltuk konuyor. Premium ekonomi konsepti Emirates'in yeni projesi. Uçağımızın bu katı premium ekonomi ve ekonomi sınıfından oluşuyor. Üst kat ise first class ve business ayrılmış durumda. Uçağımızda 4 farklı sınıf bulunuyor. 6 gün sonra bu uçağımız hazır hale gelecek. Son olarak üstteki paneller bitecek, zemine halı serilecek ve pencerelerle olan bağlantılar kurulacak. Yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra uçak yeniden hizmete girmeden önce havacılık otoriteleri tarafından denetleniyor ve sertifikalandırılıyor. Uçak koltuğu denince akla karmaşık bir yapıyı getirebilirsiniz. Zira üretiminin ne kadar zor olduğuna biz burada şahit olduk. Özellikle de first ve business class koltukların döşenmemiş halleri, yani metal yapıları veyahut da gövdeyi gördüğünüzde elektronik aksamları full yatabilmesi için yapılan düzenlemeler ve bunun üzerinin giydirilmesi aşaması oldukça karmaşık bir yapıyı içeriyor. Bundan sonra business, ondan sonra da ekonomik koltuk geliyor. Yani oturduğunuz koltuklar çok ciddi bir çalışmadan, tasarımdan, mühendislikten ve testlerden geçtikten sonra uçağa geliyor. Kolay bir iş olmadığının altını çizeyim. Dubai'li havayolu proje için 190 ek personel işe aldı. Ayrıca uçak yenileme programı için 62 kilit ortak ve tedarikçi ile de çalışıyor. Biraz önce Emirates'in mühendislik merkezinde Airbus 380 uçaklarının yıllarca uçtuktan sonra kabin için nasıl değiştiğini görmüştük. Şu an Apron'da iç tasarımı bitmiş, koltukları değişmiş bir uçağın içerisindeyiz ve bulunduğumuz yer premium ekonomi sınıfı. Emirates Hava Yolları yakında bu koltuklarla İstanbul hattında da uçmaya başlayacak. Devasa yenileme projesi kapsamında her ay 2 adet A380 yenilenerek hizmete alınıyor. Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380'in kanatları altındayım. Kanatların altına varınca uçağın ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz. Zaten motorun devasa yapısı ve kanatlara monte edilmiş haliyle yerden de çok yüksek, elimi kaldırmama rağmen de dokunma şansım yok. Emirates Mühendislik Merkezi'nde geri dönüşüm içinde çalışmalar yapılıyor. Uçakların miadını doldurmuş parçaları çanta ve ayakkabılara dönüşüyor. Emirates Hava Yolları uçaklarda kullanılan malzemeleri, işte yolcuların oturdukları koltukları, özellikle First and Business'taki deri koltukları, deri malzemeleri, lançlarda kullanılan malzemeleri, işte burada gördüğünüz gibi yolcu kemerlerini yeniden dönüştürüp yeniden ekonomiye kazandırmak için ciddi atılımlar yapıyor. Biz de o atölyelerden birisindeyiz. Şu an gördüğünüz üzere bir sırt çantası hazırlanıyor ve yolcu emniyet kemeri burada sırt çantasının bir parçası olarak hazırlanıyor. Sadece çanta veyahut da bu tarz şeyler değil, havayolunun her adımında, lançlarda kullanılan, uçağın içinde kullanılan her şey geri dönüştürülüyor. Projenin Nisan 2025'te tamamlanması hedefleniyor. Bu kapsamda yaklaşık 2640 yeni premium ekonomik koltuk monte edilecek, 1000 first class suite yenilenecek ve 6797 business class koltuk yeni bir stil ve tasarıma yükseltilmiş olacak. Güzel şehirlerinden biri olarak gösterilen Berlin'deki keşif yolculuğumuz geçen hafta kaldığı yerden devam edecek. Ancak önce ilk bölümde hangi noktaları size tanıttığımıza kısaca göz atalım. İlk olarak Berlin duvarının tarihine ve bugünkü haline yer verdik. Daha sonra Almanya'nın da simgelerinden Brandenburg kapısını keşfedip Berlin Katedrali'nin kulesine çıkıp şehri kuşbaşı izledik. Türkler arasında Küçük İstanbul olarak adlandırılan Kreuzberg'e yol aldığımız ilk bölümde Müze Adası'nda yer alan Bergama Müzesi'ndeki Anadolu eserlerine göz attık. Spree Nehri'ndeki tekne turunun ardından Teknik Müze ile 8 noktadan oluşan ilk bölümü sonlandırdık. Berlin Hayvanat Bahçesi 1844 yılında hizmete açıldı. Almanya'daki en eski ulusal hayvanat bahçesi aynı zamanda barındırdığı tür sayısı ile dünyanın en büyüğü konumunda. 35 hektarlık park 1400 farklı tür ve 14.000 civarında memeli hayvan barındırıyor. Berlin Hayvanat Bahçesi'nde bulunan türler kendi doğal habitatları düşünülerek tasarlanan alanlarda yaşıyorlar. Ayrıca parkta alt katlarda yaşayan gece hayvanlarını gözlemleyebilme şansı da bulunuyor. Hayvanat bahçesinde kuşlardan memelilere, yırtıcı hayvanlardan en büyüklere, farklı bölgelerde yaşayan hayvan türleri yakından görülebiliyor. Hayvanat bahçesinin hemen yanında yer alan akvaryum ise 3 katlı olarak hizmet veriyor. Giriş katı tamamen akvaryumlara ayrılan binanın 2. katında sürüngenler, son katta da böcekler ve kurbağalar yer alıyor. Girişinde Hava Köprüsü adı verilen anıt heykel yer alan Tempelhof, 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan askerleri tarafından kullanılmış. Berlin'in gıda ambargosu sırasında burası Amerikan uçaklarının yiyecek attıkları yer olmuş. Bu nedenle bölge halkı açısından çok önemli. Tempelhof'un kenarı ağaçlarla çevrili, ortası ise çimen. Bölgede hobi bahçeleri oluşturulmuş. Burada insanlar kendilerine özel alanlarda hoşça zaman geçiriyorlar. Birkaç farklı alanda bulunan bahçelerde birbirinden ilginç eğreti yapılar yer alıyor. Parkta çocuklar için özel alanlar bile var. Ancak parkın biz Türkler için en önemli amacı mangal yeri olması. Hafta sonu olmamasına rağmen parkın her yerinden dumanlar yükseliyor. Şehrin ortasında yer alan ve artık park olarak kullanılan havalimanı tam bir dinlenme alanı olarak dikkat çekiyor. Berlin, Almanya'nın sadece siyasi değil, aynı zamanda kültürel başkenti olarak ortaya çıkıyor. Gendarmenmarkt meydanı şehrin bu özelliğinin öne çıktığı noktalardan biri. Alman ve Fransız katedrali ile konser salonuna ev sahipliği yapan meydan, 17. yüzyıl sonunda Johann Arnold Nering tarafından Lindenmarkt adıyla oluşturulmuş. Simetrik yapısı ve iki yanındaki kubbeli kuleleri dolayısıyla Roma'daki Popolo meydanına benzetilen meydanın güneyinde Alman katedrali yer alıyor. Martin Grünberg tarafından beşgen olarak tasarlanan yapı 1996 yılından bu yana Alman Tarih Müzesi olarak hizmet veriyor. 1701-1705 yılları arasında inşa edilen Fransız Katedrali, Fransa'da yıkılan Huguenot Kilisesi Charenton Saint Maurice model alınarak tasarlanmış. Meydandaki en yeni yapı olan Konzerthaus Berlin ise 1821 yılında Carl Friedrich Schinkel tarafından Schauspielhaus olarak inşa edilmiş. 1817 yılında çıkan yangında yıkılan Ulusal Tiyatro'nun kalıntıları üzerine yapılan binada eski yapının sütunları ve dış duvarları kullanılmış. Berlin'de görülmesi gereken yerlerden birisi de Yahudi soykırım anıtı, diğer ismiyle Holocaust anıtı. Beton bloklardan oluşan bu bölge oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Yolunuz Berlin'e düşerse burayı da mutlaka ziyaret edin. Yahudi soykırımı için inşa edilen anıt, 2 futbol sahası büyüklüğünde ve sırayla dizilmiş 2711 granit bloktan oluşuyor. Bu betonarme bloklara dik ve enine yükselen yekpare kütleler olmaları nedeniyle stel de deniyor. Her blok üzerinde Yahudi Medeni Kanunu, tören kuralları ve efsaneleri kapsayan dini metinlerden oluşan Talmud'un birer sayfası yer alıyor. Mimar Peter Eisenman tarafından ziyaretçilere umut aşılaması için düzensiz ve yalıtılmış olarak tasarlanan anıt, 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 60. yılı olan 10 Mayıs 2005'te açıldı. Moskova ve Londra'dan sonra dünyadaki en önemli 3. metro ağına sahip. Toplam 9 hattan oluşan metro ile Berlin'in birçok noktasına ulaşmak mümkün. Roman müzisyenler eşliğinde Tiergarten Parkı'na ulaşıyoruz. Berlin'in merkezinde yer alan Tiergarten, 210 hektarlık bir alan kaplıyor. Av sahası olarak kullanılan Tiergarten, 1830'dan sonra modern bir şehir parkı haline getirilmiş. Almanya'daki şehir parkları içinde Münih'teki Englischer Garten'dan sonra büyüklüğüyle 2. sırada yer alan Tiergarten, dinlenmek için oldukça ideal. Çocuğunu gezdirenler, yürüyüş yapanlar, koşanlar, köpeğiyle dolaşanlar, her yaştan Berlinli günün her saatinde parkı adeta dolduruyor. Parkın ortasında Berlin Zafer Sütunu yer alıyor. Yaklaşık 67 metre boya sahip sütun, 1864 yılında Heinrich Strack tarafından Prusya zaferinin anısına tasarlanmış. Sütunun en tepesinde ise yüzü batıya dönük Victoria heykeli bulunuyor. Berlin'in merkezinde bulunan Alexanderplatz meydanı ilk başta hayvan pazarı olarak düşünülmüş. Meydan adını Rus İmparatoru 1. Alexander'ın Berlin'i ziyaret etmesi şerefine 25 Ekim 1805'te almış. 19. yüzyılın sonlarında yakınında yapılan ve meydanla aynı adı taşıyan garla büyük önem kazanan Alexanderplatz'ın mimarisi geçmiş zamanlarda sık sık değiştirilmiş. Almanya'nın birleşmesiyle meydandaki birçok bina restore edilmiş veya yıkılmış. Son dönemde önemli değişimler yaşayan Alexanderplatz'ta az da olsa sosyalizmin izleri görülüyor. Özellikle yaz aylarında şenlenen meydanda Weltzeituhr yani Dünya Saati ilgi çekiyor. 1969 yılında inşa edilen yapı 16 ton ağırlığında ve 10 metre yüksekliğinde. Üzerinde dönen bir güneş sistemi modeli bulunan yapı, aralarında Ankara ile İstanbul'un da yer aldığı dünyanın çeşitli şehirlerindeki saatleri gösteriyor. Müzik 18. yüzyıldan kalma bir burjuva evi olan Nobla House Müzesi, Berlin'in Biedermeier konut kültürünü yansıtıyor. Yapı yaklaşık 170 yıl boyunca Nobla ailesine konut ve iş yeri olarak hizmet vermiş. Müzede aile üyelerinin bağışladıkları veya kalıcı olarak ödünç verdikleri resim, mobilya, porselen, fotoğraf ve belgelerden oluşan geniş bir koleksiyon sergileniyor. Özenle yeniden yaratılan yaşam alanları Napolyon savaşlarının sonu ile 1848 devrimleri arasındaki dönemde Berlin'in üst orta sınıfının nasıl yaşadığına dair bir bakış sunuyor. Müzede Türkçenin de yer aldığı sesli rehber ücretsiz olarak alınabiliyor. Türkler arasında Küçük İstanbul olarak adlandırılan Kreuzberg, Berlin'in en turistik noktalarından biri. Berlin, 60'lı yıllardan itibaren başlayan göçlerde Türklerin en çok tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. Şehirde yaklaşık 200.000 Türk yaşıyor. Sadece Kreuzberg'de bu sayının 50.000 civarında olduğu tahmin ediliyor. Semte girdiğimiz gibi bizi Türkçe tabelalar karşılıyor. Kebapçılar, dönerciler ve diğer ihtiyaçlara yönelik dükkanlar arasında dolaşırken kendimizi Türkiye'de gibi hissediyoruz. Türklerin son yıllardaki bir diğer adresi ise Neukölln. Bölgedeki pazar bunun en yakın tanığı. Maybachufer Caddesi üzerinde yer alan pazarda satıcı ve alıcı çok sayıda Türk vatandaşına rastlamak mümkün. But I'm done with words, this brief day curse. Berlin alışveriş severler için de adeta bir cennet. Özellikle Kurfürstendamm, Almanların kısaca söylediği gibi Kudamm Caddesi İstanbul'daki Nişantaşı'nı andırıyor. Birçok ünlü mağazaya ev sahipliği yapan caddede alışveriş merkezi KaDeWe'ye uğramanızı tavsiye ediyoruz. Mimarisiyle göz kamaştıran merkezde A'dan Z'ye her şeyi bulmak mümkün. Berlin yeme içme konusunda da öne çıkan bir şehir. Özellikle Anadolu mutfağı her ülke vatandaşı tarafından seviliyor ve tüketiliyor. Şehrin her yerinde döner satan restoran veya büfe bulmak mümkün. Ayrıca Berlin'e gidip kafa dinlemek isteyenlere Wannsee'yi öneriyoruz. Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki ormanlık alanı ve gölüyle insanları kendine çekiyor. Sık ağaçlardan oluşan parkta yaşlı ve genç pek çok Berlinli yürüyüş yapıyor, koşuyor, bisiklete biniyor. Gölün etrafında az sayıda yapı yer alıyor. Yelkenliler ve gezi tekneleri insanı adeta kendisine çekiyor. Wannsee ile birlikte Berlin turumuz sona eriyor. Haftaya dünyanın bir başka noktasında buluşmak üzere. Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyiciler. Bu hafta Pegasus Genel Müdürü, CEO'su Güliz Öztürk'ü ağırlıyoruz. Güliz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Güntay Bey. Özellikle son dönemde Fly Dubai'nin uzun mesafeli uçuşlar için 787 sınıfından uçak siparişi söz konusu. Benzer durum başka low cost carrier veyahut da düşük maliyetli havayolu sınıflarında da böyle bir değişkenlik, geçişkenlik söz konusu. Siz de 100 uçaklık filosu olan Havayolları Ligi'ne girdiniz. Sizde durum nedir? Nasıl bir değişim görüyoruz bu düşük maliyetli havayolları tarafında? Nasıl bir atılım söz konusu? Evet, biz 100. uçağımızı 30 Eylül'de teslim aldık. Şu anda 104 uçaktayız. Yani yeni uçaklar teslim almaya devam artık ediyoruz. Evet, 100 uçağın üzerinde. Bir de bizim biliyorsunuz 2012'de 100 uçaklık bir siparişimiz vardı. Bu yıl onu 150'ye tamamladık. Dolayısıyla 2029 sonuna kadar bir 70 uçak daha filoya katılıyor olacak. Şimdi bizimkilerin hepsi... Kısa ve orta menzilli olan, yani uzun menzilli filo değil. Airbus 321 Neo olacak. Bundan sonra gelenlerin hepsi, bu yıl gelenler de öyleydi. Geçen senekilerde öyle. Filo gençleşiyor. Şu anda 4,5 yaş ortalaması. Hakikaten Türkiye'nin en genç, Avrupa'nın da en genç filolarından biri. Dediğiniz gibi evet, ben de takip ediyorum. Hem sipariş, yeni siparişler var, hem de böyle değişimler var. Fakat... Düşük maliyetli hava yollarının bu uzun menzil, geniş gövdeye geçiş konusu biraz aslında kafa karışıklığı yaratan bir durum iş modeli açısından. Çünkü aslında düşük maliyetli hava yolu iş modelinin başarısı, sırrı bunun belirlemiş olduğumuz prensiplerden ödün vermemek üzerine kurulu. Dolayısıyla ben de yani biz de bekliyoruz, bir takip edeceğiz bakalım heyecanla nasıl bir değişim yaşayacaklar, ama hani bu modelden aslında bir yerde çıkmış olacaklar. Bu arada mesela Fly Dubai zaten business class falan da uyguluyor zaten şu anda. Dolayısıyla evet, değişiklik değişime gebe. Covid'le birlikte hem havacılık sektörü, özellikle de sizin bulunduğunuz pazar, yani düşük maliyetli havayollarında ne gibi değişimler oldu? Ne gibi dersler çıkardınız? Ne gibi yenilikler? Mesela sizin uyguladığınız transfer uçuş, bağlantılı uçuş modeli birçok şeyde yok yani. Evet. Sizin gibi havayollarında, düşük maliyetli havayollarında onlar Avrupa'da daha çok noktadan noktaya, point to point uçuş yapıyorlar. Siz onu da çok başarıyla uyguluyorsunuz. Evet, İstanbul üzerinden uyguluyoruz. Mesela bizim İzmir, Ankara, Antalya üslerimiz var. Biz İzmir, Ankara, Antalya'dan da direkt uçuşlar yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı. O uçuşlar mesela noktadan noktaya. Ama İstanbul konumu dolayısıyla bağlantılı uçuşa çok uygun, çok elverişli. O gerçekten doluluk oranlarına da olumlu etkisi oluyor. Finansallar üzerinde de etkisi oluyor. Dediğim gibi yani operasyonel anlamda da iyi yönetebilmek lazım tabii. Bağlantılı uçuş nereden baksanız yine de o yalın işe bir komplikasyon getirebiliyor. Hani ne değişti Covid'den sonra hayatımızda? Tabii misafirlerin beklentileri değişti. Yani Covid döneminde mesela teknolojiyi daha fazla kullandı herkes. Değil mi? Daha çok girdi hayatımıza. Hı. Bu hayatımızın belki farklı alanlarına girdi ama şimdi biz artık sadece mesela bizim mobil uygulamamızla veya web sitemizle biz sadece kendi sektörümüzdeki şirketlerle rekabet etmiyoruz. O tüketici aynı tüketici. Yani buradan yemek sipariş ediyor ya da bir şey getirttiriyor. Evet. Sonra senden geliyor, bilet alıyor. Ve orada gördüğü kolaylığı, esnekliği, hızı senden de bekliyor. Yani seni şöyle düşünmüyor ki ya o hava yoludur, o bilmem nedir diye düşünmüyor. Dolayısıyla teknoloji hayatımıza daha çok girince biz 2016-17 gibi bir dönüşüm başlatmıştık. Teknoloji yatırımlarını arttırmıştık. Ve içeride Türkiye'nin dijital hava yolu diye vaadimizi ortaya koyup arkasına da hem havalimanlarında hem de mobil app'imizle, ürünlerle teknolojiyi daha fazla misafirlerimizin hizmetine sunalım, daha kolay olsun işleri, işlemleri diye. Bir de tabii Covid'de şu geldi, o temas konusu. Biz Covid'de minimum temasla seyahat kavramını bir de öne çıkarttık. İşte Sabiha Gökçen'deki self-servis kiosklarının sayısını arttırdık. Bugün 68 tane olması lazım. Hakikaten tüm işlemlerini oradan yapabiliyor misafirlerimiz. Kendisi bagajını bırakıyor ve ondan sonra hani hiç kimseyle karşılaşmadan, herhangi bir friksiyon olmadan uçağa geçebiliyor. İşte kimlik kartları, boarding karta gerek yok örneğin inşaatlarda. Evet. Sadece kimlik kartını göstererek, boarding yapmış olacak tabii, kimlik kartını göstererek geçebiliyor. Şimdi eşleşme yapılıyor. Bunlar Covid sonrası daha da fazla kullanılan ve kullanılacak olan hizmetler, ürünler oldu. Bir de tabii yapay zeka konusu. Onun nasıl bir katkısı var? Yapay zekayı biz bu uçağa Pegasus kafe ürünlerini yüklerken kullanıyorduk. Evet. Yükleme adetlerini belirlemek için. Şimdi artık fiyatlamada, enseri fiyatlamasında kullanıyoruz. Birçok operasyon süreçlerini de kullandığımız sistemlerde yapay zekayı kullanıyoruz. Makinayla öğrenmeyi kullanıyoruz. Bir de şimdi generative AI diyorlar ya, onu da yeni misafirlerimize yine böyle mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden bir uygulama başlattık şimdi. Gitmek istedikleri bir destinasyon olursa orayla ilgili bilgileri ChatGPT üzerinden getiriyoruz. Evet. O da çok yeni, şimdi yeni başlıyor. Yeni duyurusunu yapıyoruz. Dolayısıyla kafalarını çeliyorsunuz. Önlerinde hızlı, çabuk birçok bilgiyi daha kolay ulaşabiliyor. Yani kendisinin araştırmasına gerek kalmıyor. Zamandan kazanıyor. Bazen gittiği yerde ne yapacağına dair düşünmeden önüne bilgi geliyor. Evet. Dolayısıyla yani bunlar hakikaten değişen, dönüşen, belki de değişecekti ama hızlandırdı diyeyim. Hı hı. Yani Covid hızlandırdı bu süreci. Şu dikkatimi çekiyor. Özellikle check-in oranı ne kadar mesela? Self-check-in yapma oranı. Şimdi şöyle. Küresel hava yollarında da baktığımda istenen orana bir türlü çıkamıyor nedense. Yok tabii. Yani öyle hani çok kontuardan tam bu tarafa kaymış daha diyemeyiz. Çünkü açıkçası şöyle mesela bizim Sabiha Gökçen'de yaklaşık %50'yi biraz aşkın bir kiosk check-in'i var. Ama tabii yurt dışında şimdi şu anda 49 ülkeye uçuyoruz. Tabii her yeri self servise çevirmek mümkün olmuyor tabii yani. Çünkü işte Orta Doğu'da birçok ülke, Avrupa'da birçok ülkeye uçuyoruz ama şimdi mesela önümüzdeki sene Londra'ya kiosklarımızdan koymak istiyoruz. Çünkü Londra'ya sefer sayımız çok sayın. Yazın günde 5-6 sefer yapıyoruz Londra'ya. Londra sizin önemli uçuş noktanız oldu çünkü. Evet, önemli destinasyonlardan bir tanesi. Peki hep batıya biraz daha bu körfez ülkelerine falan ağırlık vermek gibi bir düşünceniz var mı önümüzdeki yıllarda? Tabii. Biz bu sene yaklaşık Orta Doğu hatlarını kapasite olarak %40'a yakın büyüttük aslında. Çok noktaya uçuyoruz tabii. Çok noktaya uçuyoruz Orta Doğu'da. Bu yıl İstanbul'dan Amman'ı başlattık örneğin. Bir de tabii Türk Cumhuriyetleri uçuşlarımızı arttırmak istiyoruz. Kazakistan'a uçuyoruz, Kırgızistan'a uçuyoruz. İşte Özbekistan'ı çalışıyoruz istiyoruz. Türkmenistan'a uçmak istiyoruz. Orada ikili hava ulaştırma anlaşmalarının sivil havacılığımızla birlikte daha liberal hale gelmesiyle o da mümkün olacak tabii. Dolayısıyla olursa eğer Özbekistan ve Türkmenistan özellikle. Çünkü Kırgızistan hikayeniz eski sizin. Kazakistan zaten o da eski. Tabii Azerbaycan'a da uçuyoruz. Evet. Evet. Rusya'dan bahsetmiyorsunuz bu aralar. Rusya'ya tabii daha önce Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi 6 destinasyona uçuyorduk. Hatta yani sadece İstanbul'dan da uçmuyorduk. Farklı, Türkiye'nin farklı noktalarından da uçuyorduk. Şimdi 3 noktaya uçuyoruz Rusya'da. Daha daraltılmış bir tarifeyle uçuyoruz. İstanbul'dan ve Antalya'dan uçuşlarımız var. Uçaktaki ikramlarda nasıl bir değişim söz konusu oldu? Siz on board... Evet, satış yapıyoruz. Evet, satış yapıyorsunuz. Şöyle, elbette israfı da önleyen, bir de kişinin kendisi neyi, nasıl bir hizmet almak istiyorsa, aslında bizim model ona dayanıyor ya. Evet. Yani nasıl bir hizmet almak istiyorsa onu aslında kişi kendisi dizayn etmiş oluyor bir yerde. O tarifliyor. Yani ben en ön koltukta, cam kenarında oturmak istiyorum. Şunu yemek, şunu içmek istiyorum. Daha fazla bagaj taşımak istiyorum falan gibi. Bizim dolayısıyla ilk günden itibaren Pegasus Cafe, bu arada yani bizim Avrupa'daki örneklere de benzer hava yollarına da baktığınızda hem içeriği olarak hem de sunduğumuz hizmet olarak pre-order'la önden de biliyorsunuz sipariş edebiliyorsunuz. Hakikaten ayrışan bir hizmetimiz. O dinamik bir süreç içerisinde ürün gamı bizim ekiplerimiz tarafından çalışılıyor. Düzenli çalışılıyor. Hangi ürünlerin satışı yüksek, hangi ürünlerin israf oranı nedir? Yeni ürünler, hangi ürünlere misafir de dinliyoruz. Yeni ürünlere ne kadar ihtiyaç var deyip, yani diyebilirim ki 2-3 ayda bir ürün gamına bakılıyor. Tabii tabii, bayağı yani hani o şekilde yönetiliyor. Menü yenilenebiliyor. İçinden bazı ürünler çıkıyor, bazı ürünler giriyor. Fiyatlaması tekrar çalışılıyor. Bayağı böyle dinamik, yoğun, kapsamlı bir iş. Biraz da rakam verebilir misiniz? Oran nedir? Tabii mesela uçan yani yolcudan ne kadarı ikram alıyor? Size şöyle söyleyeyim. Açıkçası hani bu bizim şu anda sadece Pegasus Cafe olarak değil, uçan misafirlerimizin başına ek gelirimiz yaklaşık ilk 9 ayda 26 euro kadar. Yani kişi başı böyle bir ek gelirimiz var. Bunun içinde Pegasus Cafe de var. İçinde işte bagaj da var. Tabii bagaj büyüklerden biri zaten. Evet. Birçok ürün var. Yaklaşık 17-18 tane farklı ürün var. Dolayısıyla yani bu modelin en önemli, en sihirli taraflarından biri de bu ek gelirdir gerçekten. Tabii yani en önemli şey tarafı burası zaten. Gerçekten öyle. Çünkü diğer şeyleri bu kompanse ediyor. Tabii, tabii. Dolayısıyla siz burayı dinamik tutuyorsunuz. Evet, bütün ürünler açısından. Yani sadece Pegasus Cafe değil, bütün ancillary ürünleri, mevcut ürünlerin şunu yapmaya çalışıyoruz. Mevcut ürünlerin yayılımını, penetrasyonunu, satın alımını arttırmaya çalışıyoruz. Ulaşımını, erişimini kolaylaştırıyoruz. Daha fazla misafirimiz satın alsın. Bir de yeni ürün çalışıyoruz. Yeni ürün ne katabiliriz, onu çalışıyoruz. İşte mesela Covid'de, onu da söyleyeyim. Mesela değişen misafir tüketici beklentilerinden biri, daha esnek bir biletleme yapmak istedi misafirler. Evet. Yaptığımız araştırmada onu bulduk. Niye? Çünkü insanların seyahatleri kesintiye uğradı. Dolayısıyla biletlerini kolayca değiştirebilmek, gerekirse iade edebilmek. Mesela bizim Flex diye bir ürünümüz vardı. Hemen onun biraz içeriğini değiştirdik ki bu beklentiye hizmet edebilelim diye. Dolayısıyla hem yeni ürün çalışıyoruz, hem mevcut ürünlerin satışını arttırmak yönünde çalışıyoruz. Sabiha Gökçen sizin ana üstünüz. Evet. Oranın bir pis meselesi vardı. İşte bugünlerde açılacak dendiği şeyde duyurular da yaptı. Köprülere falan asıldı işte hayırlı olsun diye. Ne durumda size gelen bilgiler? Ne zaman hizmete girme durumu söz konusu? Artık açılacak. Yani çok uzun bir dönem, uzun yıllar sürdü. Gerçekten de ihtiyaç var. Yani bunu hepimiz görüyoruz. Tartışılmaz bir şey. Yani. Evet, tartışılmaz bir şey. Evet. Gerçekten de ihtiyaç var. Ama açılacak. Yani biz de bekliyoruz. 13 Kasım'dı en son. Şimdi sanıyorum yani önümüzdeki haftalarda bir açılış günü belirlenecek ve ikinci pist açılacak. Ondan sonra onun kadar önemli bu defa 2 pistin maksimum kapasitesinin kullanılabilmesi için bu defa terminal ihtiyacı var. Evet. Dolayısıyla şimdi o açıldıktan sonra bu defa 2. terminalin yapılmasıyla alakalı işler olacak. Onu da konuşuyoruz. Hem HH'la hem devlet hava meydanlarıyla. Yani zaten hani böyle bir yani bu ihtiyaçta onlar tarafından da zaten biliniyor. Bizde terminal ziyaretinde çok müthiş bir yoğunluk, kalabalık bir atmosfer söz konusu. Yoğun tabii Sabiha Gökçen. Evet. Bu yıl Kaç uçakla tamamlıyorsunuz? 105 uçakla tamamlayacağız. 105. Gelecek yıl bu rakam gelecek yıl 12 tane net daha uçak gelecek. 117 gibi. Yani çıkanları da tabii hesap ettiğim 117 uçakla. Gibi. Dolayısıyla 100 uçak üzeri Fido Ligi'ne hoş geldiniz. Hoş diyoruz. Siz de programımıza renk verdiniz. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi uçuşlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Türkiye'nin iki önemli havacılık projesi, yerli savaş uçağı Kaan ve insansız savaş uçağı Anka 3'ün yıl bitmeden gökyüzüyle buluşturulacağı açıklandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3, uçan kanat yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip. Yerli insansız savaş uçağı, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi Kaan içinde bir süredir devam eden yük testleri tamamlandı. En ufak parçasına kadar sökülen Kaan'ın ilk uçuşunda üzerinde yer alacak görev sistemleri ve alt sistemleri de yapılan bağımsız testlerin ardından uçak üzerindeki yerlerini almaya başladı. Bu montaj faaliyeti motorların prototipteki yerini almasıyla sonlanacak. Montaj faaliyetinin ardından piste çıkacak Kaan, önce yavaş, sonra hızlı taksiyle ilk uçuşuna hazırlanacak. Aralık ayının ortasında bu faaliyetlerin yoğunlaşması ve 27 Aralık'ta Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. Dünya genelindeki hava yolları kış sezonunda geçen yıla kıyasla 300 milyon artışla 2,2 milyar koltuk kapasitesiyle hizmet veriyor. OAG verilerine göre ilk 4 sırada ABD'li hava yolları yer alıyor. American Airlines 109,4 milyon, Southwest 100,3 milyon, Delta ise 93,3 milyon koltuk sunuyor. Kasım ayında küresel kapasite 444,1 milyon koltuk olarak gerçekleşti. Kuzey Amerika'da 103,1 milyon, Kuzeydoğu Asya'da 99,4 milyon, Batı Avrupa'da ise 82,2 milyon koltuk hizmete sunuldu. Türk Hava Yolları Kasım ayında 39.020 koltukla hizmet verdi. Milli Hava Yolu'nun kapasitesi Kasım 2009'a kıyasla %5 arttı. Formula 1'in son yarışı Etihad Airways ana sponsorluğunda koşuldu. Etihad Airways'in ana sponsorluğunda gerçekleşen Formula 1'in son yarışı Abu Dhabi'de koşuldu. Dünya şampiyonluğunu daha önce garantileyen Hollandalı pilot Max Verstappen kupayı kaldırdı. Bu dev organizasyonun ikramlarını ve VIP katılımcıların ağırlanmasını ise Türk Hava Yolları'na ödüller kazandıran Atilla Doğudan'ın şirketi Doinco yaptı. Tüm sezon boyunca koşulan 24 Formula 1 yarışının 22'sinde Doinco hizmet veriyor. Etihad'ın filosundaki Boeing 787 ise Abu Dhabi Grand Prix 2023'ün başlangıcını kutlamak için Yas Marina pisti üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hava yolunun 20. kuruluş yıl dönümünde F1 pistinin sadece 182 metre üzerinden uçan Dreamliner'a Birleşik Arap Emirlikleri'nin akrobasi takımı Al Fursan eşlik etti.